Merhaba değerli dostlar, arkadaşlar, yarenler. Bugün ne yapıyoruz? Bir videom var. Green screen, arkası yeşil. Bunu ben nasıl arkasındaki yeşili silip de arkasına istediğim görüntüyü ekleyebilirim? Green screen, yani Kaggle çalışması nasıl yaparız? Ona bakacağız bugün. Bunun aslında çok detaylı bir video olmayacak. Çünkü detaylı olabilmesi için şurada görüyor musunuz? Bir gölge var. Bunun gölgenin aslında çekim sırasında gölgenin düşmemesi için neler yapılması gereği de anlatmam lazım. Onun için kısmetse ileriki günlerde çok detaylı, çok derin bir ders çekmem gerekiyor. Kompozisyonumuzu oluşturduk. Attık şuraya. Öncelikle bak, şunu ben biraz büyüteyim. Haydi. Şurada renk tonuyla şurada bir değil. O halde ben ne yapabilirim? Selective Color. Şunu attım. Gel bakayım, biraz büyütelim. Şurada diyorum ki yeşil renge müdahale et. Cyan herhalde böyle okunuyor. Şimdi %100 yapalım abi işte. Şurada sarı var, yellow. Açalım bunu da 50 yapalım. Şimdi kapatıyorum. Tonum bu şekildedir. Bunu biraz daha genişletmek istiyorum. Açıyorum, bu şekildedir. Peki ben bunu sağ tıklayıp Ctrl D tuşuyla kopyalarsam, bakın normal soluk bir yeşil gitti, yemyeşil güzel bir renk olarak döndü bana. Aslında şuradaki yellow yarı yarı düşürürsem 25, Kaggle'de çok daha iyi olur. Okey, bu şimdilik benim için yeterli diyorum. Güzel bir yeşile sahibim. Şimdi K-Light 1.2 isimli bir efektimiz var. Bu daha evvelki Adobe ürünlerinde gelmiyordu. Paralıydı, ekstra gidip almanız gerekiyordu. Şimdi ise ücretsiz olarak Adobe ile geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Şuradaki Screen Color'da getiriyorsunuz. Pardon. Dur bakayım. Ctrl Z ile düzeltiyorum. Biraz geri alalım. Teninize ya da nesneye yakın bir yerden renk seçiyorsunuz. Bak, gitti. Şimdi fit yapalım. Arkasını siyah yapalım. Görüyor musunuz? Şurada bir gürültü mü var diyelim. Evet, gürültü var. Peki bunu ben status yaparsam, bakın beyaz olması gereken kısım beyaz değil. Ya da ben şurada daha iyisi screen mode yaparsam şuradaki gürültüyü çok daha karıncalamayı görebiliyorsunuz. Burası benim vücudum, benim yüzüm ise tam beyaz olması lazımdı. O halde ne yaparım? Şunu 110 yapalım. Siyahlar gitti. Evet. Hatta biraz daha agresif davranayım. 115 yapayım. Çoğu gitti. Şu screen balansı ise şöyle yapalım, final result diyeyim. Screen balansı da düşürelim. Yani çok güzel oldu diyebilirim. Bakın kenarda sıkıntılar var. Onu giderelim. Ne yapalım? Şurada blur'u sona veririz. Screen mate kısmını açalım. Clip black. Clip'in siyah kısmı herhalde. Bu şekilde translate ediliyor. Bunu biraz ilerletelim. Gitti. Okeydir. Fazla da kurcalamıyorum bunu. Görüyorsunuz şu neydi? Şunu sıfır yapalım. Şuradaki mavilik gitti. Beyaz alanı, yok aslında bu yüzde kalsın. Okey, devam edelim. Daha ne yapabiliriz buraya? Evet, kafada bir mavilik var. Ben şuraya -1 dersem neydi? 1'i kabul etme. Normal 1 vereyim. Biraz blur iyidir. Şirk
Yani şirk diye okunuyor herhalde. Şunu biraz oynayalım. Oh, şunu eksi bir yapalım. Yani herhalde iyi oldu. Hani bunu çok da abartırsanız görüntüden yer. Bakın. Görüntüden yedi. Tam mavilik falan gitti ama görüntüden yedi. Ben bunu şimdi 2 yapayım. Eksi 2. Hatta eksi 2 bile iyi geldi. Şunu 1,5 yapalım. Okey, 1,5 yeter diyorum. Softness, bu yumuşaklık, bunu da 1 yapalım. Ufaktan bir yumuşaklık verdi. Yeşil kaldı mı? Kalmadı. Şöyle gösterelim. Yeşil kalmadı. Softnetlik iyi. Şunu 100 yapalım. Şunu bir de şu şekilde görelim. Skinlight. Yani aslında hala hatalar var. Gidermeye çalışalım. Finale bakalım. Herhalde oldu. Tekrar bakalım. Tam beyaz. Güzel. Final diyelim. Bu konuyu burada kapatalım. Şimdi benim internetten indirmiş olduğum küçük bir arka plan var. Onu atayım. Şu. Buna virtual set denir. Virtual set ne yapabilirsiniz? Diyelim ki CNN'de, NTV'de siz görüyorsunuz Cüneyt Özdemir çıkıp da haber sunuyor. Onun arkasındaki bütün stüdyo virtual set oluyor. Çok pahalı satılıyor bu. Şu resimler var ya, çok pahalı satılıyor. Siz ne yapabilirsiniz? Varsa bilginiz 3D Max'le çok güzel bir sanal stüdyo kendinize çizebilirsiniz. Şayet bir stüdyoya ihtiyacınız var ise. Hayır, siz bilmiyorsanız da bu işi bilene yaptırın bir şekilde. Şimdi şu arkada bir yeşillik var. Kendimi şuradan kaldırdım. Yeşilliğe odaklanalım. Maskeye getiriyorum. Şunu genişletelim. Bir nokta oraya. Şuraya bir nokta. Şöyle. Okey. Sadece yeşilimiz kaldı ama ben tam tersini istiyorum. Mask kısmına giriyorum. Bunu mask dersinde anladım. Subtract diyorum. Evet. Şurada ücretsiz olarak yayınlanan bir video vardı. YouTube'dan indirdim. Nerede? Şurada. Şunu da alıyorum. Arkaya atıyorum. Şunu büyütelim. Ha pardon, yanlış yaptım ben. Şu. Şunu şöyle yapalım. Okeydir. Hatta bakın şu renkleri tam görebilmemiz için level uygulayabiliriz. Level. Saniye. Şurada. Diyorum ki siyahlar daha siyah olsun. Biraz daha. Bence çok güzel oldu. Bu okeydir. Şimdi beni açalım. Hey ben. Gel buraya. Bir de bana bir level atalım. Herhalde yüzüm filan artık net görünüyor. Şunu ekranı büyütelim. Tip yok ama elimdeki tek video bu. İdare edeceksiniz artık. Şunun şurasını render alsın diyelim. Şunu ise şu kadarı. Render çek bakalım.
Şunu fitleyelim. Benim sesi keselim. %100 yapalım şunu. Uymuş mu arkadaşlar? Bence uydu. Bu ders bu kadar. Ben Şer Kendirci dersi anlattım. Kalın umutla. Görüşmek dileğiyle.